Burdur Gölü'nü temizliyorlar. Gezi'ye selam. Burdur'dan Gezi'ye selam. Bir hashtag açtık sevgili seyirciler. Öncelikle Burdur Gölü kurumasın diyoruz. Ali Orkun Başkan da aylar önce başlattı. Burdur Gölü kurumasın. Bizim hashtag'imiz orada sevgili arkadaşlarım, onları verelim. Burdur Gölü kurumasın. Salda Gölü'ne sahip çıkalım. İkinci hashtag'imiz ve bir hashtag'imiz de Burdur'dan Gezi'ye selam, değil mi başkanım? Cezaevinde Mücella Hanımlar, Tayfun Beyler bizi izliyorlar onlar da. Onlara bir selam gönderelim, evet, buradan. Onlara da selam olsun. Verdikleri mücadelede, doğa için verdikleri mücadelede onlar yalnız değil. Onların haklı olduğuna inanıyoruz. Haklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi biz çölde kum tanesiyiz. Bu dünyanın ömrü içerisinde en uzun yaşayan insan en fazla belki 100 yıl yaşıyor. Ama bu dünyanın ömrü çok çok daha uzun. Biz çocuklarımızın, bırakın yüzüne bakabilmek, biz ölüp bittikten sonra çocuklarımızın keşke diyeceği bir şeyi bırakmamamız gerekir. Biz keşkeleri ortadan kaldırmamız gerekir. Elimizde fırsat varken keşke anlaşılabilseydi. Bakın keşke o günkü mücadele orada gençlerin haklı mücadelesine keşke kulak verilebilseydi. Keşke başka bir yerlere çekilip başka bir anlam yüklenip başka bir yerlere götürülmeseydi. Oysa ki bir mimar, bir şehir plancısı, bir avukat ne derdi olabilir ki? Böyle bir derdi yok. Onların derdi çevreydi. Gezi Parkı'ndaki ağaçlardı. Böyle baktığımız zaman da ben umuyorum hayat insana yanlış yaptırabilir, insanlara yanlış yaptırabilir. Önemli olan bu yanlışlardan dönüp başka insanlara haksızlık etmemektir. Şimdi sevgili seyirciler, şimdi şu görüntülerle sizi baş başa bırakacağım. Çevre temizliği yapıyor gençler ama onlar için, işte bu gençler, anneleri, babaları, dayıları, teyzeleri ya da kendileri de Gezi'de yer almışlardı ama bu hafta Gezi'de yer alanlara devletin en üst makamından neler söylendi? Neler söylenirse söylensin, marşla birlikte bir şu görüntüleri, Burdur Gölü'nün kenarındaki şu tarihi görüntüleri bir izletelim. İnanın bizim haberimiz bile yok. Burada olduklarından bile haberimiz yoktu. İzleyelim arkadaşlar. Gezi Marşı'yla birlikte, Onur Akın'ın güzel bestesiyle birlikte. Mayıs özgürlük emek, Haziran gezi demek. Yeşerip orman gibi kol kola girebilmek. Mayıs özgürlük emek, Haziran gezi demek. Yeşerip orman gibi kol kola girebilmek. Yanıyor içe içe baştan ayağa yürek. Yanağında bir gülüş umudu büyüterek. Daha yeni başladın, ilk çağı ateşledin. Yeni yetme ömrünü ömrüme bağışladın. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer amansız. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer amansız. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer amansız. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer amansız. Zor tutulanlar, hepten unutulanlar. İki dilim ekmeğe umudu satılanlar. Evde zor tutulanlar, hepten unutulanlar. İki dilim ekmeğe umudu satılanlar. Katilim terfi eder, adalet buran eder. Sen söyle kadem mi, kaç numara bu kader? İleri demokrasi, hangi yüzün örtüsü? Suikazı vermesi, tek yaşam belirtisi. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer amansız. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer amansız. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer amansız. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız, yürekte bu fırtına sürer.
Evet sevgili seyirciler, Burdur Gölü'nün kenarında bir farkındalık yaratarak Burdur Gölü'nün içler acısı halini sizlere gösteriyoruz. Eski halini de görüyorsunuz, göreceksiniz. Elimizde o görüntüler de var. Ali Orkun Başkan göreve geldiğinde burası nasıldı çekilen görüntüler var. Ve şu anda gençler Burdur Gölü'nü, hani hep dedik ya işte sizler şöylesiniz, Gezi işte şöyledir, böyledir dedik. Öyle değil sevgili seyirciler. Öyle değil. Gezi tabiata saygı duruşuydu. Resmi geçitti. Tabiata yapılan bir resmi geçitti. Tabiatı selamlamaydı. Tabiatın gönlünde yer almaktı. Gezi'yi sadece ve sadece böyle görün. Onurlu bir duruştur. Deniz Gezmiş'in avukatı görkemli hatıralara konuk olmuştu 6 Mayıs Deniz Gezmişler'in idamının 50. yılında. Dedi ki Kuvayi Milliye ruhu, 68 ruhu ve de Gezi ruhu. Hepsi de toplumun bilinçlenmesi için yapılan duruştu, onurlu duruşlardı. Evet sevgili seyirciler, şimdi sizler şu görüntüyü, sevgili Kürşat, şimdi Burdur Gölü'nü yeni açanlar için Burdur Gölü'nün bir 8 sene önceki görüntüsünü, fotoğrafını verelim mi? Niçin buradayız? İzleyiciler de görsün sevgili seyirciler. Şimdi görsünler ki nereden nereye gelmişiz? 8 senede nereden nereye gelmişiz? Şu anda 8 sene önceki halini görüyorsunuz. Coşkulu haliyle Burdur Gölü. İskeleyi görüyorsunuz. Bu iskele bizim yanında olduğumuz, yayını yaptığımız yerdeki iskele işte. Ali Orkun Başkan'ın döneminde yapılmış bir iskele. Ve de şimdiki hali sevgili seyirciler. Şimdiki hali de işte böyle. Mahvetmişiz tabiatı, mahvetmişiz doğayı. Şimdi o zaman sevgili seyirciler, hem Instagram'dan hem de Twitter'dan gelin bu tarihi yayına siz de katkıda bulunun. Destek olun ki ortaya koyalım sosyal medyada böylesine bir yok oluşun tanığı olarak. Belki durdurabiliriz. Bu yok oluşu durdurabiliriz. Öyle değil mi başkanım? Hem Burdur Gölü kurumasın diyoruz. Yazın lütfen Burdur Gölü kurumasın diyorsanız ve Salda Gölü'ne sahip çıkalım diyorsanız, Burdur'dan da Gezi'ye selam gönderelim diyorsanız bu 3 hashtagle paylaşın görüşlerinizi sosyal medyada, farkındalığı ortaya koyalım. Penguen yayıncılığı değil. Halk TV daima halkın yanındadır. Mazlum halkın yanındadır. Can çekişen halkın yanındadır. Avcı hani avını yaralar ya, avcıyı bekleyen bir yaralının yanındayız şu anda. O avcı gelmemeli, biz bu yaralıyı iyileştirmeye geldik buraya. İlgililerin dikkatini çekelim dedik ve ilgililer umarız bizi de izliyorlardır ki izliyorlar. Hukukçular da izliyor, siyasetçiler de izliyor, sanatçılar da izliyor. Sahip çıkacağız sevgili seyirciler Burdur'a. Burdur Gölü'ne sahip çıkacağız. Başkanım şimdi burada dün biz gelirken sevgili Kürşat yoldan nereye gittik? Salda Gölü'ne gittik. Dünkü Denizli yayınından sonra Şeniz Başkan'ın evet. Konuğuyduk. Denizli yayınından sonra gelirken başkanımız bizi Yeşilova Belediye Başkanı ile birlikte orada karşıladı. Salda Gölü'nden başladık. Ve evet. Salda Gölü'nden sonra Salda Gölü'nü bir verelim mi? Maldivleri bir görsünler sevgili seyirciler. Sayın seyirciler şu anda Salda Gölü'nü görüyorsunuz. NASA'nın uzaydan çektiği görüntülerden sonra sakın buraya, işte görüyorsunuz, ayakkabıyla girmeyin diyor oraya. Ayakkabılarınızla girmeyin diyor. Başkanım oradan sonra gelirken gördüğümüz mermer ocaklarını da göstereceğiz ama Salda'da gidiyor. Şöyle aslında milyon yıl ömürleri olan bu göller neden son 50 yılda, neden son 20 yılda böyle bir tehdit altına geldi? Buna bakmak lazım. Neden biz bu gölleri kaybediyoruz? Neden kaybetme endişesini, korkusunu yaşıyor? Ve bunların, bu göllerin çığlığı olmaya çalışıyoruz. Sadece Salda değil. Karataş Gölü gitti. Yarışlı Gölü'nü gördük dün geliyorken. Flamingoların dans ettiği göldür Yarışlı Gölü. Belki onunla da ilgili bir görüntümüz vardır. Arkadaşlarımız verebilir. Burası sadece... Evet, Yarışlı Gölü işte. Burası evet. Yarışlı Gölü ama Flamango. Kürşat öğrenemedin. Erzurumlu ya Kürşat'ın şey o